Orta koridorda aksiyon başladı. Warzone Plugo ilk kan kimde kalacak? Plugo bu turnuvanın intikamını aldı. Bu arada suyu da almayı başardı Element. Saigon Jokers adına felaket. Bu arada 3 kişiye tutan bir ufak et toz kombosu ama Rov'un başı belada. Rov skoru gelecek o noktada. Han yanında başı dertte. Plugo oradan bir skor daha çıkaracak mı? Yalnız inanılmaz fazla sayıda minyon var. Karma geldi. Karma sersemletmeyi başaracak. Warzone'da Plugo'dan intikam skorunu almayı başardı. Av peşinde Devam geldi giriyor. Ama hangi avın peşindeler onu göreceğiz birazdan. Plugo, burkaçını kullanacak mı duvarın üzerinde? Birlikte durum Leblanc geliyor çünkü. Bu arada ulti geldi, patlayan fıçıyla beraber Celebrity skoru Plugo'da kalıyor. Leblanc skorları dizmeye devam ediyor. Rov'u yakalayacaklar, ultiyi kullandı. Rov arka tarafta kötü pozisyonda yakalanıyor. Eko düşecek mi? Hanyan onu kurtarmak için kendi canından olacak ama en nihayetinde kurtaramadı bile. Chaos Latin Gamers bu karşılaşmada belki de turnuva tarihinde yaptığı en iyi koordinasyonlardan birini gösteriyor şu anda. Aslında siz bugüne kadar Leblanc'ı hep bir suikastçı olarak bildiniz. Ben bir ayık ittirmeciyim diyor şu anda. Ya işte Ulyos'u da çaldı! Ulyos Tito! Bu turnuvadaki en iyi oyunlarından birini ortaya koyuyor Saigon Jokers karşısında. Bear yakalanacak o noktada ama ikinci ejderini takımına kazandırmayı başardı Gragas. Alev ejderini alacaklar şimdi. Saigon Jokers niye bu savaşa giriyor çok merak ediyorum açıkçası. Canları da yoktu zaten. Altı konusunda da geriler. Skorlarda şu anda birebir ama diğer tarafta nişancıyı almayı başarmışlar. Belki de neden girdiklerini bana göstermek istiyorlar. Plugo ne yaptı o noktada Celebrity'ye? Orada karmanın içindeki alevinden de kaçmayı başarıyor. Yalnız hayali zincir tutmayınca Warzone'un hayatta kaldığını gördük. Bu arada Celebrity'yi yakalayacak. Üzerinde karma kalkanı da var. Celebrity üzerinde şimdi 3 kişi yalnız Celebrity hasar vermeye başladı. Hanyan ön tarafta tanklamaya devam ediyor. Rov'dan bu arada ışınlan geldi. Yalnız Alistar'ın düştüğünü görür. Rov geldiğinde sadece %50 candaydı. Ultiyi kullanarak kaçmak zorunda kaldı. Şimdi kaçması gereken taraf Saigon Jokers gibi görünüyor. Bu arada müthiş bir infaz. Çok agresif oyun Celebrity'den. 5 kişinin üzerine atılmış bir amansız takip. Eko bu arada inhibitör kulesini almayı başardı ve 3. inhibitörünü düşürüyor. Yalnız diğer 2 inhibitörün çok uzun süresi kalmamış olması lazım. Oyunu burada bitirmeye çalışacak mı acaba Saigon Jokers? Element'i yakaladı o noktada su. Element'in başı dertte. Element düşerse oyun bitebilir. Element'in üzerine gidiyorlar mı? İyileştiriyor kendisini. Plugo orada kendisini kurtarmaya çalışıyor. Celebrity seriye bağladı. Rov Element skorunu alamadı ama Celebrity bu skoru almayı hak etmişti. Yine Steran güvencesi. Celebrity çıldırmış durumda 3'te 3 yaptı. Plugo kötü pozisyonda kaldı. Bu takım savaşını ben nasıl anlatayım? Herkes her yerde. Şimdi oradan su kaçmayı başarıyor. Şimdi bu arada sıcağıyla beraber Julio Suto içeri girdi ama yakalamayı başaramadı o noktada Lucian'ı. Şimdi Freljord karşılaması 2 kişiyi yakalıyor. Kaçan taraf Chaos Latin Gamers ama nasıl harika eriyor, bir varil geldi. Gangplank'tan müthiş bir varil. Yalnız arka tarafta Fox skorunu almayı başardılar. Nişancı düştü. Rov'un başı dertte. Rov'un koruyucu meleği var. Rov hayata dönecek. Bear düşüyor mu? Bear de almayı başardılar. Saigon Jokers bu maçı kazanacak mı acaba? Ama o kadar çok hasar yediler ki. Arkada su tutmaya çalışıyor. Bu arada Julio Suto içeri girdi. Gangplank'tan de ultinin geldiğini görüyoruz. Celebrity hasar vermeye devam ediyor. Rov ultisini kullanmak zorunda kaldı. Celebrity ultinin içinde kalıyor. Bu takım savaşı Chaos Latin Gamers'ın lehine doğru ilerliyor. Hanya'nın geldiği yerde variller bekliyordu onu. Bir tane bile skor alamadılar. Celebrity de gitti. Bu maçın sonunu görüyoruz artık herhalde. Chaos Latin Gamers gidin. Ortadan gidin. Hadi gidin ortadan.